Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar seçmeli drama dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki sınav sistemi değişti. Artık açık uçlu sorular sorulmaya başlanacak. Biz de bu yönde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İlk sorumuz, ilk sınavda mutlaka dramanın tarifi, tanımı istenir arkadaşlar. Drama nedir? Açıklayınız şeklindeki ilk sorumuzu hemen yazalım. Evet, drama bir olayı oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak ve geliştirerek canlandırmaktadır. Canlandırmaktır. Evet, dramanın en kısa ve öz tanımı budur arkadaşlar. Bunu yazmanız size tam puan getirecektir diyelim ve geçelim diğer sorumuza. Dramada sıklıkla kullanılan kavramlardan 4 tanesini yazınız şeklindeki yine açık uçlu bir soru şekli. En önemlisi arkadaşlar rol oynama. Hemen yazalım. Diğeri doğaçlama. Bir diğeri iletişim. Ve son olarak da etkileşim arkadaşlar. Evet, bu 4 maddeyi de yine dramada sıklıkla kullanılan kavramlar olarak sizlere hatırlattık. Geçiyorum diğer sorumuza. Yaratıcılığı etkileyen etmenlere örnekler veriniz şeklinde sorular gelebilir. Yine açık uçlu sorular. Arkadaşlar, bahsettiğimiz ifadede madde madde yazalım. Sizin yaratıcılığınızı, dramadaki yaratıcılığınızı etkileyen en önemli etkenlerin başında bireyin kendini tanımaması geliyor arkadaşlar. Bireyin kendini tanımaması. Aslında ne cevherler var aramızda ama birey maalesef kendisini tanımıyor. Dolayısıyla yaratıcılığı engellenmiş oluyor. Bir diğeri bilgiye ulaşmayı bilmemesi. Bireyin bilgiye ulaşmasını diyelim, bilmemesi. Evet, neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla yaratıcılığı engellemiş oluyor. Bir diğeri toplum kurallarına uyma zorluluğudur arkadaşlar. Bireyin yaşadığı toplulukta toplum kurallarına uyma zorunluluğu. Yaşadığı toplumdaki kurallar sıkıysa ister istemez o kurallara uyacak. Böylelikle yaratıcılığı da engellenmiş olacak. Bir diğeri de arkadaşlar, yeterince özgür hissetmemesi. Bireyin toplum baskısına bağlı olarak bireyin özgür hissetmemesi. Evet, bütün bu maddeler kişinin yaratıcılığını etkileyen etmenlere örnek olarak verilebilir diyelim. Geçelim diğer sorumuza. Dramatik oyun nedir? Açıklayınız. Evet, bir başka açık uçlu klasik bir soru arkadaşlar. Dramatik oyun, biliyorsunuz ki kısaca tarifi verilirse, çocuğun kendi dünyasını keşfettiği, çevresindekilerin hareket ve karakter özelliklerini taklit ettiği serbest bir oyundur arkadaşlar. Bunu hemen yazalım. Çocuğun kendi dünyasını keşfettiği, çevresindekilerin hareket ve karakter özelliklerini taklit ettiği
Serbest bir oyundur arkadaşlar. Serbest bir oyundur diyoruz dramatik oyuna. Şimdi açıkla örnekler verirsek arkadaşlar, evcilik bunlardan biri. Doktorculuk bunlardan biri. Bunu çoğunlukla çocukluğumuzda oynamışızdır. Dolayısıyla bunların türünün dramatik oyun olduğunu da bir kez daha hatırlatalım, aklınızda kalsın diye. Evet, yaratıcılık aşamaları nelerdir? Yazınız şeklinde bir ifade ver. Bir başka klasik açık uçlu bir soru. Arkadaşlar, yaratıcılık aşamaları deyince aklımıza ilk önce hazırlık dönemi geliyor. Dramada yaratıcı olmak istiyorsanız bir hazırlık dönemi geçirmeniz gerekiyor. Bir diğeri, hazırlık döneminden sonra kuluçka dönemi dediğimiz dönem olması gerekiyor. Yani olgunlaşması, o hazırlığın olgunlaşması, pişmesi ve hazır hale gelmesi dönemi. Bir diğeri aydınlanma dönemi. Ve son olarak da gerçekleşme ya da doğrulama dönemi diyoruz arkadaşlar. Buraya da gerçekleşme ya da doğrulama dönemi Evet, yaratıcılık aşamalarında bu dört maddeyle sizlere hatırlattık ve geçiyorum arkadaşlar diğer bölüme. Evet, boşluk doldurma kısmı da sınavlarımızda gelebilir. Bunlarla ilgili de açıklamalarımız, yardımcı olacak sorularımız var. Bakalım birinci boşluğumuza ne geliyor, ama kelimelere bir göz atalım. Drama, seyirci, yaratıcı drama, süreç ve düşsel kelimelerini bakalım. Nerelere birlikte koyacağız arkadaşlar. Evet, kişinin kendisini başka karakterlere büründürerek duygu ve düşünceleri ifade etmesine nokta nokta denir. Tabii ki drama denir arkadaşlar. Dramayı farz edin ki bunu bilmiyorsunuz, atlayın bir sonrakine, en sona kalacaktır. Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan drama türüne nokta nokta denir. Tabii ki yaratıcı dramadır arkadaşlar. Buraya da yaratıcı drama şeklinde yazalım. Bunu da yukarıdan çiziyoruz. Dramada sonuç değil, süreç önemlidir arkadaşlar. Bu sonuç ve süreç ikilisine lütfen dikkat edin. Dramada nokta nokta etkinlik ağırlıktadır. Evet, dramada biz düşsel, hayali etkinliklerin peşinde oluruz. Dolayısıyla buraya da düşsel etkinlik ağırlıktadır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi son boşluğa da seyirci kelimesi kalıyor. O da dramada seyirci yoktur. Herkes katılımcı çünkü arkadaşlar. Evet, bu boşlukları da böyle doldurduktan sonra geçiyorum artık doğru yanlış bölümüne. Evet, verilen ifadeler doğru mu yanlış mı birlikte bakalım. Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise de yanlış ise Y harfi yazınız. Bakalım birinci ifade nedir? Drama etkinlikleri insana özgür bir atmosfer sağlar ifadesi doğru arkadaşlar. Özgür hissedersiniz kendinizi çünkü. Yaratıcılık eğitiminde sabit kurallar olmalıdır. Arkadaşlar, sabit kural olursa siz nasıl yaratıcı olacaksınız? Birbiriyle çelişen iki ifade. Onun için bu bilgiye yanlış diyoruz. Her insanda az ya da çok yaratıcı bir yön vardır. Evet, insanın kendini bilmemesi diyoruz ya. Kendinizi bir tanısanız, o alanda eğitim alsanız bakın neler çıkacak, ne cevherler çıkacak aramızda. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. Yaratıcılık resim, müzik gibi ürün veren alanlarda olduğu gibi tutum ve tavırlarda da kendini gösterir. Yani her alanda, illa resim konusunda, müzik konusunda değil ki, davranışlarınızda, tutumlarınızda, tavırlarınızda da yaratıcı olabilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgiye doğru diyelim. Yaratıcılık başkalarını taklit etmeyle artar. Başkalarını taklit etme sabit kuraldır arkadaşlar. Sizi siz yapmaz. Dolayısıyla başkalarını taklit etmeyin, kendiniz olun. Onun için bu bilgiye de yanlış diyelim ve geçelim arkadaşlar diğer soruya. Evet, çoktan seçmeli sorular yine sınavlarda olmazsa olmaz. Birinci sorumuz, dramada gerçekleştirilen yaratıcı süreçler sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Soru köküne bakalım. Birey demokratik bir insan haline gelir mi? Gelir. Kendine ve topluma yararlı bireyler olur mu? Olur. Kendisinde saklı yetenekleri keşfeder. Dedik ya, kendinizi keşfedin, ne cevherler çıkacak diye. Bu da olur. Birey diğer insanlardan üstün olduğunu keşfeder. Arkadaşlar, drama diğer insanlardan kendinizi üstün olun diye bir çaba göstermez. Dolayısıyla cevabımızın Denizli seçeneği olduğu da yine gayet açık. Çünkü olumsuz bir durum. Cevap D şıkkı arkadaşlar. Evet, videomuzun son sayfası ve son 4 sorusu diyelim bu kısımda.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağız. Drama toplumda hoşgörülü ve birbirini anlayan insanlar yetiştirmeyi hedefler. Doğru. Drama etkinliği sadece okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanır. Bakın sadece okul öncesinde mi yapıyoruz biz dramayı? 6. sınıftayız ve görüyorsunuz ki biz de drama peşindeyiz. Dolayısıyla sadece okul öncesi dediği için yanlış kabul edeceğiz. Dramanın çocuk merkezli eğitim sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Oyun üzerine biliyorsunuz ki bu doğru bir ifade. Dramada bireyde empati kültürünü oluşturmayı amaçlar, bu da doğru. Cevap Bursa seçeni arkadaşlar bu soru için. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi liderin taşıması gereken özelliklerden birisi değildir? Tabii ki dramada bir lider olacak. Futbol takımında bir lider yok mu? Voleybolda yok mu? Var. Dramada da bir lider olacak. Bakalım hangisi bunların özelliklerinden biri değil. Liderin drama uygulamaları konusunda birikimi olmalıdır. Ama sanat, müzik, tarih, edebiyat ve benzeri konularda bilgisi olmasına gerek yoktur diyor arkadaşlar. Cahil mi olsun başımızdaki lider? Tabii ki her alanda az çok bir bilgisinin olması gerekiyor. Burada yoktur dediği için direkt buldum arkadaşlar. Lider sesini çok iyi kullanma becerisine sahip olmalı. Evet. Lider katılımcılara önemli olduğunu hissettirmelidir. Evet. Lider problem durumunda anlık çözüm bulabilmelidir. Bu da doğruyken A seçeneği liderin taşıması gereken özelliklerden biri değil. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi verilmiş çünkü bu bilgi. Dördüncü sorudayız. Paragrafta konuşan kişi için aşağıdaki niteliklerden hangisi en uygun düşer? Ben çok küçükken büyüyünce bir şey icat etmek ya da bir şey keşfetmek isterdim. Bu nedenle de idealim bir makine icat edebilmek için makine mühendisi falan olmaktı. Sanıyorum bu isteğimin arka planında insanlığa hizmet ederek tarihe geçmek arzusu vardı. Bunu biraz bilinçlenince daha iyi anladım. Şimdi bu kişi için aşağıdaki niteliklerden hangisi en uygun düşer? Evet, düş kırıklığına uğrayan. Düş mü kırıklığına mı uğramış? Hayır. Bilime önemli hizmetleri olmayan diyor bakın. Olmak için zaten hayal kurmuş. Bu da değil. Bilgi edinmekle övünen. Bu da bilgi edinmeyle övünmeyle ilgili bir açıklama yok. Mesleğinde çok başarılı olmayı düşleyen, insanlığa faydası olmak, bir şeyler icat edip keşfetmek ve insanlığa hizmet etmek için, tarihe geçmek için bir planı amacı var. Dolayısıyla mesleğinde çok başarılı olmayı isteyen bir kişi en uygun ifade bu vatandaş için arkadaşlar. Evet, son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerinde kullanılan araçlardan birisidir? Evet, dramada biz aksesuar kullanırız sahnede biliyorsunuz. Müzik kullanır mıyız? Tabii ki müzikallerde oynadığımız role göre müzikler olabilir. Kostüm tabii ki olabilir. Tabii aşırıya kaçmamak şartıyla bunların hiçbiri. Dolayısıyla hepsi görüldüğü üzere D seçeneğinde var. Yani aksesuar var, müzik var, kostüm var. Sahnede ilgili gerekli her türlü araç gereç var. Haliyle hepsi dediğimiz seçenek D seçeneğinde diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımız için özel öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip yorum yazmayı. Özellikle YouTube bu aralar biliyorsunuz yorum yazmayı biraz kapattı. Çoğu videolarda bu yorum kapatmayı bir klasik gelenek haline getirdi. Sebebi de olmuyor bir nedenden dolayı. Ama siz en azından videomuzu beğenip abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Bizler sizin için buradayız. Sizleri çok seviyoruz. Diğer kültür ve sayısal sözel tüm dersleri özel öğretmen YouTube kanalımızda bulabilirsiniz diyelim. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.